Aman Allah'ım. Ne yaptım ben? İki tane fakiri öldürdüm. Benim gibi soylu ve zengin adam. İki tane fakiri öldürdüm. Allah'ım ne yaptım ben? Ben bir şeytana un uydurdum. Ve onları kovaladım, ben sonra öldürdüm. Onları burada kovalamıştım. Bu delikten aşağılara kovalamıştım onları. Keşke kovalasaydım da öldürmeseydim. Şimdi onlar yok. Ve ben iki tane kişi öldürdüm. Bu da onları kovalarken kalan şeylerden biri. Kırayım da bari. Eğer gördüğümde canım acımasın. Kıramıyorum bile, lanet olsun. Onları bu evde vurmuştum. Bu evde öldürdüm onları. Şu karşıdaki evde. Neden öldürdüm ki ben onları? Ama onlar da hainlik yaptı. Ben onlara para verdiğim halde, onları böyle para verip zengin yaptığım halde bana alıp tasladılar. Ben de dayanamadım. Ve onları öldürdüm. Şimdi ben ne yapacağım? Koskocaman dünyada tek başıma mı kaldım? İşte buradalar. İşte mezarları. İşte Buğra ve Kemal. İkisi de Adanalıydı. Ben Adanalı kardeşlerimi öldürdüm. Nasıl yaptım ben bunu? Nasıl? Nasıl ben sizin yüzünüze bakacağım diğer alemde? Allah bana sorunda ben ne diyeceğim? Hı? Ne diyeceğim şimdi ben size? Çok üzgünüm. Çok üzgünüm sizi öldürdüğüm için. Beni affedin. Ama siz de bana neden öyle davrandınız ki? Neden bana saldırmaya çalıştınız? He? Neden? Ben ne yapmıştım size? Oysa ki size para vermiştim. Eğlenmiştik. Gülmüştük. Size canımı sildirmiştim. Buradan kaçmıştınız işte. Buradan. Ama ben size şimdi ne yapmıştım? Ne yaptım da siz bana öyle yaptınız? Hı? Ben size buradan yemek vermiştim. Bir de kebap çıktı. Şimdi ben bu kebabı bir Adanalı kardeşim olmadan nasıl yiyeceğim? Hı? Sana soruyorum Davuz. Sen de mi öldün? Sen de mi öldürdün? Ben böyle yaşayamam. Ama ben çok zenginim. Her şeyim var benim. Kocaman iş yerlerim. Kocaman kocaman otellerim. Gökdelenlerim. Ama hepsi sizin yüzünüzden. Siz getirdiniz beni bu hale. Herkes gitti. Bütün dostlarım gitti. Ve tek başıma kaldım. Şu kocaman dünyada. Kocaman evlerin arasında. Bütün dostlarım gitti. Ve ben paramla baş başa kaldım. Demek ki her şey para demek değilmiş. Demek ki dostlar paradan daha önemliymiş. Ama ne yazık ki ben daha bunu yeni anladım. Ve şimdi ben bunun acısını çekiyorum. Peki ne yapacağım ben şimdi? Nasıl yaşayacağım o vicdan azabıyla? Ama sizden niye ya? Niye öyle yaptınız? Niye beni kışkırttınız? Ben ne yapmıştım ki size? Bak ne güzel böyle ev almıştın. Bak okuyamadım yazdı. Bak eller altın. Altından şeyler döşemiştin. Niye böyle bir şey yaptın ki şimdi? Aha bak seninle bu yollara çıkmıştık. Bana evini tanıtıyordun. Sana Kemal bulmuştuk. Ne güzel oturup burada film izliyorduk. Aa bak aynı film. Aynı sahne yine orada. Ama artık siz izleyemiyorsunuz. Burada oturmuştuk beraber.
Ve ben sizi canice öldürdüm. Ben sizi acımadan öldürdüm. Evet, bunların suçlusu benim. Keşke seni tanışmasaydım. Keşke zengin olmasaydın, fakir olurdun ama hala yaşardın. Belki bazı şeyleri tadamazdın ama bu havuzu falan yaşamazdın ama bu yataklarda yatamazdın ama hiç olmazsa yaşardın. Yaşardın işte, yaşardın. Buraya yaşardın. Bak. Kocaman dünya. Şuralar boş duruyorlar. Daha müteahhitler yeni alıyormuş. İşte kocaman bir şehir var. Ve ben tek başımayım. Ve kimse yok. Ve ben yalnız. Ben tek. Ben bir başıma. Peki ne yapmam lazım şimdi benim? Benim buraya ne yapmam? Ne yapayım ki ben? Buldum. Atlayacağım. Onları da ben öldürdüm. Kendimi de ben öldüreceğim. Elveda hayat. Elveda param. Elveda göklerim olan ev. Elveda iş yerleri. Elveda.